Madasır hiç hiçbir şey gördü. Sırtı açtı. Ortayla üzerinde birdenbire bir ses. Çok güzel bir gökkuşağı oluştu. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün yine kuzuları bıraktık. Daha doğru çıkıyoruz. Dur, dur. Koş, koş. Koş. Dur. Koş. 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 Tamam, kes. Dur. Oldun yavrular, küpeyi daldılar. Koş tut! Bunlar bozonu yavrular arkadaşlar. Onu getip üstünü çekmişler. Çok 10 numara 5 yıldız olmuşlar keratanlar. Ama bu sarı daha çok bozoya benziyor. Bozonun yavrucukları. Komşumuz gelip dişisini çekti. Ve sonra bu keratalar çıktı. Çok da cesur olmuşlar. Hadi gidin, hadi gidin. Hadi gidin, hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi gidin. Tyson bizim sürüyle geldi arkadaşlar. O Tyson'ı burada aldım. Yani Tyson'ı burada biraz önce bir boğdular. Güzel sürüde dişiler vardı, erkekler falan. Ama yaralamadılar. Şu belinden falan tutmuş herhalde. Bir sıkıntısı yok şu anda. Tyson, beni niye bırakıp gittin? Aslında dur. Birçok arkadaşımız yorumlara yazdı. İşte sıcakta köpekte sürüye gelmiyorlar. İşte nasıl yaparız, nasıl getiririz? Bakın sürekli sinekler köpeklerin kulaklarına hep yara etmiş. Şimdi buralara ivomik ilacı sıkacağız. Bunları böyle damla damla buraya döktüğümüz zaman bakın sinek de buraya yaralanmış. Damla bile döksek sinek buraya gelmez arkadaşlar. Sürseniz yeter yani. Oo. Kurtlar için kullanılan bir ilaç koyunlarda. Köşe de yapalım. Dur bakalım köş. Özellikle kulaklı olan köpekler var ya arkadaşlar, onlar hiç süre gelmez. Çünkü onların kulaklarını daha çok rahatsız ediyorlar sinekler. Dur. Sende ineğe karşı bir şeyin var ama. Dur. Dur keş, dur. 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 Şöyle sürseniz bile yeter. Havada bir anda soğudu. Burada yani havanın nasıl değiştiği belli olmuyor. Bir anda sıcak, bir anda soğuk oluyor. En kötü yönü de şu sis gelmesi var ya. Tam kurtlara davetiye. Madasır hiçbir şey gördü. Sırtı açtı. Aslan parçası yine verdi peşine be ya. İşte ben diyorum ya, bu siste çok temkinli olmamız lazım. Kesin gerçekten haklı, ödenmez ya. Adam radar gibi anında her şeyi bulup çıkarıyor ya. Aslan parçası. Nereye gitti acaba? Gidiyor evet. Anında bulup çıkarıyor. Bir şey gitti ama tam net göremedim. Görüntüleri bir daha izlemem lazım. Keşke beraber gittiler. Keşke gittiğinde Tyson sürünün altındaydı. Şu anda da sürünün altında, çok iyi. Sürekli derelerden taraf Tyson var. Gözüm arkada kalmıyor yani ama hiç daha gelmedi. Dönüp gelmesi lazımdı ya. Tilkiye bu kadar gitmemesi lazımdı.
Keşke geldi ama arkadaşlar çok bunalmış. Hemen karnı üzerine uzandı. Bugün keş olmasaydı kan gövdeyi götürecekti az kalsın. Biraz önce çok kötü bir olay yaşadık. Aşağı yukarı yarım saat falan geçti. Çok heyecanlıyım şu anda. Belki de doğru düzgün anlatamam bile. Keş tilkiyi götürdü oraya. Kuzular böyle yamaçtan buraya geldiler. Burada otluyorlardı şu çukurda. Keş de o karın içine girdi. Geçti kuzuların üstünde yattı. Ben de bu tarafta oturdum. Kuzular bu tarafa gitmesinler diye. Tyson da benim üzerimde. Orada oturdum ki keşin o videosunu izleyeyim. Tilkinin peşine gitti ya. Bakın işte nasıl olmuş falan diye. Tilkimi deyim diye. Şöyle yaptım. Montu böyle üzerime attım. Oturdum böyle. Şöyle montayla üzerimde birdenbire bir ses geldi. Kuzular patır kütür. Şöyle bir baktım. Ne bakayım keş kuzulara hangi kuzuya bir tane vuruyorsa böyle yuvarlıyor gitsin. Sürünün üzerinde ya. Sürünün ortasını böyle kılıç gibi yardı geçti. Vurduğu kuzu yuvarlandı. Ben dedim kesinlikle ayı geldi. Ben şu an o anda panikledim. Dedim acaba nereye kaçsam ne yapsam diye ama kaçış noktası falan da yok. Ayı geldi mi köpek iyi olacak ki belki seni kurtarsın. Kadın gelir ayıya yapıştır işte ayı panikten kaçarsa belki öyle kendini kurtarasın. Burada da sürekli büyüklerimize hikaye anlatırlardı. İşte ayı buradan çıktı, şuradan çıktı, şu dereden çıktı. O dere aslında burası dereyim. İşte sürekli anlatıyorlardı ya ayı böyle buradan çıktı falan. O dere bura. Buranın adı derin dere. Şurası uçurum. Altı böyle çukur. İşte ben dedim acaba nereye kaçsam ne yapsam diye düşünürken dereye kavuştu. Kurt da buradan sinsice gelmiş. Kuzular da önünü çevirmiştim. Yavaş yavaş kuzular dereye iniyorlardı. Eğer keş olmasaydı. Kurt orada ben zaten montumu üzerime attığım için göremezdim. Kurt oradan gelip birkaç tane kuzu tutardı. Kuzularda şöyle bir sorun var. Kurt tutsaydı birkaç tane kuzuyu. Oradan 15 tane kuzu dereye aşağı kurdun peşine giderlerdi. Kuzular şu an hiçbir şey bilmiyorlar. Ne görse peşlerine gidiyorlar. Annelerinden yeni ayırdık. O yüzden 10-15 tane kuzuyu götürür bu derede boğar boğar hepsini öldürürdü. Ben montu üzerimden bir attım. Keş dereye kavuştu. Dereye kavuştu. Tepeye geldi. Baktım kurt buradan böyle buraya fırladı. Keş de hemen şu uçurumun yanına geçti. Oradan bayağı bir taş falan yuvarladım. Derim şimdi köpeğe vuracak taş falan. Ayakları kesilecek köpek. Çünkü burası acayip uçurum arkadaşlar. Kurt buradan buraya geçti. Köpek de peşine verdi. Ben derim şimdi drone'la onu güzel bir çekerim. Derim ki kurt buradan gelir. Şuraya aşağı gider böyle. Yukarıda da sürüler var çünkü. Ben de drone'la güzel bir şekilde çekerim diye düşündüm. Ben şuraya kavuştum. Oradan boğuşma sesleri, havlama sesleri, değişik sesler bir geldi. Altta inekler varmış. Orada 4-5 tane köpek gelip keşin önüne bir kestiler. Keş mecburen durmak zorunda kaldı. Orada inekler önünde birisi vardı. Bağırdım. Dedi ki kurt bu tarafa gitti. Ondan sonra daha kurdu çekemedim. Orada köpekler keşin önünü kesince keş durdu. Ondan sonra keş geri geldi. Şu anda sürünün yanında olması lazım. Bizi izliyor arkadaşlar. Sanki anlattığımızı biliyor ya. Bakın yine oraya bakıyor. Keş. Senin bugün başına neler geldi ya. Çok yoruldu. Yani biraz önce de böyle bir olay yaşadık arkadaşlar. Normalde ben hikaye anlatmayı sevmem biliyorsunuz. Sürekli kanıtlarla gösteririm ama şu ana kadar görüp de çekemediğim ilk kurt buydu ve çok gerçekten büyük bir kurttu. Biraz da rengi böyle gri değil de biraz siyaha yakın bir kurttu. Bayağı da büyüktü. Ama bunu çekemedik. Ama onu illaki bir gün çekerim. Ya kesin şöyle bir kötü bir huyu var. Yani bir hayvan gördüğü zaman o sürünün içerisinde koyun, kuzu fark et, böyle vurup yuvarlayıp gidiyor arkadaşlar. Yani kendine hakim olamıyor köpek. Aslında o kötü bir huyu ama işte onu geçiremedik bir türlü. O da öyle kaldı onda. Yani bir hayvanı görünce arkadaşlar sürü falan dinlemiyor. Ona gitmek için böyle önüne çıkanı vurup yuvarlıyor. İşte orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah o huyunu da atlatır ama atlatmaz yani. O çünkü onun içine işlemiş bir şey o huyu. Tek kötü yönü bu. Bugün güne çok hızlı başladı. Akşama kadar artık buradan ayı da çıkabilir. Aslan da çıkabilir bilmiyorum. Suyumuzu buradan alacağız bugün. Burada fosil gibi bir şey buldum arkadaşlar. Bakın şu yandakiler. Arka dişleri. 3 tane var ya yan yana. Öndeki de ön dişi ve bu kadar uzun bir ön diş. Hiç bilmiyorum hangi hayvanın olduğunu. Net görürsünüz. Çok şaşırdım yani bu kadar ön dişleri uzun hiçbir hayvan bilmiyorum. Bunu saklayacağım.
suyumuz da kaynamış. Çayımız da tam istediğim gibi oldu. Şimdi bütün yorgunluğumuzu atacağız. Ama bayağı bir bozdu. Herhalde yağmur yağacak. Huzura birazdan kalkıp otlarlar. Bu arada Gaziantep'li Ahmet kardeşime selam olsun. Ailecek izliyor almış. Çok sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Ailene sana selamlar. Allah'tan ben sabah hava durumuna bakmıştım ve pançomu gittim. Güneş değilse üstümüz ıslanmaz. Çantamız falan kuru kalır. Akşama kadar bayağı bir zaman var. Bu taraftan rüzgar acayip bir yağmuru getiriyor, fırtına gibi. Keş ve keçiler orada kaldı. Keçiler orada kaldığı için keşke onları bekliyor. Yani yine yüzümüz arkada değil. Yağmur yağmadı. Böyle bir iki çiseledi gitti. Nasılsın? Raf çantamı ya. Dur. Bir şey yapmaya, arkamızı dönmeye gelmiyor ya. Hemen koşuyor. Burada bazı kuzuların gözü neredeyse kör oldu. Gözlerine pus atmış. Onları bulmam lazım ve onlara ilaç dökeceğim. Şu ilacı. Bakın en çok bunda var arkadaşlar. Gözleri kör olmuş, içi gözü de. Sadece böyle koklayarak geliyor. Gözü açık ama görmüyor. Hayvan mahvolmuş. İlacı dökelmiş. Kuzumuzun gözünü ilaçladık. Birkaç gün arayla bir daha yapacağız. Gözü artık görmeye başlayacak. Bir yandan güneş çıktı, bir yandan hala yağmur yağıyor. Bir yandan yağmur yağdı, bir yandan güneş çıktı. Ondan sonra da gökkuşağı oluştu. Akşam oldu, artık eve gidiyoruz. Bayağı bir karanlık çöktü. Sadece telefonun ışığı ve köpekler sayesinde burada kaldık bu saate kadar. Çok güzel bir el feneri sipariş ettim, iki kuzu parasına. İnşallah dolandırılmadan o da gelir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Karanlık çöktü.